Bilim felsefesi. Bilim felsefesi dediğiniz zaman adı üstünde her şeyi, bilim adı altına giren her şeyi felsefesi. Neyin bilim adı altına girmediği önemli ve burada şimdi bu çalışmayı tarih felsefesi, tüze felsefesi, Ege'nin nesnel tin dediği alan, bunu yaparken daha önceki çalışmalardan yararlanacağız. Yani o yüzden daha çok son 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl içinde bu konuda Batı'da yazılan kitaplar ya da makaleler, yorumlar, yani bunları izleyerek, bunları inceleyerek konuyu götüreceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Bilim felsefesi. Bilim felsefesi altına her şey giriyor dedik. Bilim felsefesi bir bakıma Viyana çevresinin şekillendirdiği ve kendisi belli dönüşümlerden geçen bir süreç. Hangi dönüşümlerden geçtiğini daha önce kısaca konuştuk. Viyana çevresi pozitivistleri, bunlar 1920'lerde pozitivizmi, Auguste Comte'un pozitivizminden ayrı ama yine ona benzeyen, özellikle Wittgenstein'in etkisi altında bu kendi pozitivizmlerini geliştiriyorlar. Ve sonra Nazi fenomeni ortaya çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı, tabii o daha ileride ama Naziler dolayısıyla bu Viyana çevresi Amerika'ya geçiyor. Otto Neurath, asıl kurucularından birisi, o göç etmiyor, şeyde kalıyor, Hollanda'da ve İngiltere'de kalıyor ama Almanya'dan kaçmak zorunda kalıyor. Bunlar neden kaçıyorlar? Çünkü hepsi sosyalist ya da komünist. Politik şeyleri var, eğilimleri var, politik etkinlikleri var, eylemleri var. Pek çok, Amerika'da da bunlar politik eylemlerini sürdürüyorlar. Carnap bile FBI tarafından inceleme altına alınıyor, pek çok soruşturma altına alınıyor. Burada Viyana çevresiyle, Viyana çevresinin pozitivizmi Amerika'ya gittikten sonra dönüşüyor. Bu soğuk savaş psikolojisi buradaki Viyana çevresinin pozitivistlerini ve Amerika'daki bilim felsefecilerini baskı altına alıyor. Neden baskı altına alıyor? Çünkü bu insanların politik eğilimleri var ve dediğimiz gibi Carnap bir sosyalistik diyor. Bir Rudolf Carnap, Viyana çevresinin kurucularından ya da en önemli adlarından biri. Bu Amerika'daki antikomünist sürecin soruşturmaları falan baskısı altında Viyana çevresi pozitivizmi bilim felsefesine dönüşüyor. Bir tez bu. Ve Viyana çevresinin özelliklerinden biri insan bilimlerini bilim olarak saymamaları. Dolayısıyla şimdi ele alacağımız konu bilim felsefesi başlığı altında en ihmal edilenlerden biri yani doğru düz bir şey yok, çalışma yok. Biraz sosyolojiyle ilgilenmiş gibi görünüyorlar. Ruh bilim yeni başlıyor. Bilim felsefesi tarih bilim mi değil mi? Şimdi genel olarak aslında bilim felsefecileri, daha pozitivistler, insan bilimlerinin tümünü özellikle ruh bilim, tarih, bu tür konuları bunlar bilim olarak saymıyor. Niye bilim olarak görmüyorlar? Bir sürü neden söylenebilir. Örneğin tarih bilim sayılamaz çünkü tarih doğrudan gözlem nesnesi değil, gözlemlenemez, yaşanamaz, geçmiştir. Ruh bilim, bu da bilim değil. Popper de bu konuda pozitivistlerle aynı şeyi düşünüyor. Yalancı bilim diyorlar bunlara. Niye? Çünkü ruh şey değil, fiziksel bir şey değil. Carnap çok enteresan bir şekilde tüm bilimler mekaniğe indirgenmelidir ya da fiziğe indirgenmelidir. Bu insanların kapıları, şimdi bir yargı oluyor, yani o yüzden kişisel görünebilir ama bu insanların kapıları çok dar. Rahat düşünmüyorlar, özgür düşünmüyorlar, ön yargılı düşünüyorlar, kendilerine asla dönmüyorlar. Bütün bu şeye karşı, insan bilimlerine karşı, olumsuz yaklaşımlarına karşı kendileri politik olarak aktifler. Nasıl aktifler? Her şekilde aktifler. Bilimin birliğinden söz ediyorlar. Sovyetler Birliği'ne andırılma bir bakış açısıyla bakıyorlar buna. Bir birlik olsun da
Enternasyonel'den bol bol söz ediyorlar. Yine Uluslararası Sosyalist Komünist Hareketi'nin enternasyonelizmine çok andıran bir biçimde bunu yapıyorlar. Yani bunlar aşırı politizeler. Otto Neurath, Sovyetler Birliği tarafından 5 yıllık plan çalışmasının belli bir alanında görevlendiriliyor ve kabul ediliyor. Moskova'ya gidiyor. Otto Neurath, bu şey, o bilimsel dünya görüşü ya da Viyana Çevresi Manifestosu'nun yazarlarından biri. Yine işte adını çok şey yapacağız belki, yine diyeceğiz. Bu politik şeylerine rağmen, eğilimlerine karşı bu insanlar şeyler, politikaya, ekonomiye, bilime, toplum bilimi, tarihi bilim olarak saymıyorlar. Niye saymıyorlar ya da tarih nasıl bilim olabilir? Bunları yanıtlamak zorundayız. Yani şimdi bilim olarak saymamak ne anlama gelebilir? Bu da değişik şekillerde yorumlanabilir. Bilimsel inceleme konusu yapılamaz, bilinemez de denebilir. Şimdi bilim felsefesi altında tarih felsefesinin ya da tüze felsefesinin ya da Hegel'in nesne akin dediği alanın böyle bir duruşu var. Henüz oraya girmiş değil. Bilim felsefesi etkinliğinin kendisinin şu anda deneysel bir karakter taşıdığını, amatör bir karakter taşıdığını söylememiz gerekiyor. Çünkü bu alan bilim felsefesi başlığı altında yazanların hemen hemen hiçbir şey değil, profesyonel ya da full time felsefeci değil. Başka disiplinlerden gelen ve kendilerini felsefeye doğru adapte etmeye çalışan insanlar. Dolayısıyla yaptıkları şey değil, yani çok değerli bir şey değil, çalışma. Kendisi bir inceleme nesnesi konusu olabilecek bir şey ve yapılanlar. Yani niye yapamıyorlar, niye bu işi düzgün yapamıyorlar diye sormamız gerekiyor. Şimdi tarih felsefesi, dolayısıyla bilim felsefesinin içindeyiz şu anda ve bilim felsefesinin en önemli problemlerinden birisi tarih felsefesi. Tarih felsefesinin anlamı şu, tarih bir bilim olarak geliştirilebilir, geliştirilmeyebilir bilim. Şimdi bağlantıyı kuruyoruz değil mi? Bilim felsefesi ve tarih felsefesi. Tarih felsefesi, şimdi Hegel bu konuda çok çalışmalar var tarih felsefesi konusunda. Onlara da geri geldikçe değineceğiz. Hatta bugün ilk tanesine değineceğiz. Şimdi tarih felsefesi nereye, insan bilgisinde nereye yerleştireceğiz? Hegel'in şöyle bir şeyi var. Nesnantin dizgesi, değil mi? Biliyoruz bunu. Tüze felsefesi. Buna şey de diyebiliriz. Nesnantin. Bunu bütün ayrıntısıyla inceleyeceğiz ve bu şu kitap. Biliyorsunuz değil mi kitabı? Hegel'in Tüze Felsefesi. Tüm nesnantin alanının kavramları buradan. Şimdi burada ne? Tarih felsefesinin bununla ilişkisi nedir? Tarih felsefesi, bir kere olarak Hegel'in sistemini tanıyacağız çünkü bu konuda yapılan en gelişmiş, en kaliteli, en nitelikli çalışma bu. Tarih konusunda herkes felsefeciler, yani herkes derken felsefeci, herkes kastediyor. İleri geri konuşuyorlar, ileri geri yazıyorlar ama dizgesel yöntemle, tanıklı ve kavramsal çözümleri yapan tek kişi Hegel. 200 yıl önce yaptığı bir çalışma. Şimdi Hegel'in team, doğayı
Ege'nin dizgesinde mantık bilimi ya da logosun incelemesi var, biliyorsun birinci bölüm. İkincisi doğa geliyor. Doğa timin kendine yabancılaşması da insanların aklında kalan bir şey. Burada bir yabancılaşma terimini kullanmış Ege bir şekilde ve doğa felsefesi insan bilgi alanında ikinci bölüm bilim felsefesi, doğa felsefesi adını kabul etmiyor, kullanmıyor. Ya da yani tarihsel olarak kullanıyorlar, değinmek için kullanıyorlar. Ege doğa felsefesi, doğa felsefesinden sonra tin felsefesi alanı geliyor. Dolayısıyla logos, doğa ve tin alanları tüm varlığı oluşturuyorlar. Dolayısıyla bilinecek olan tüm içeriği de oluşturuyorlar. Logos, doğa ve tin. Tin felsefesini Hegel, öznel tin, nesnel tin ve saltık tin olarak ayırıyor. Bu da nesnel bir çözümleme, Hegel'in keyfi olarak yazdığı bölümler değil. Bizi ilgilendiren ya da tarih felsefesini ilgilendiren, tarih felsefesinin ait olduğu alan nesnel tin olanı. Şimdi bunlar ilk anda soyut ve zayıf kavramlar gibi görünüyor. Düşünecekler ve somutlaşacaklar. Nesnel tin alanında burada görüyoruz, hak, biraz biteyim ben. Hak, ahlak ve terallik alanları var. Şimdi tarih felsefesi nerede? Tarih felsefesi, Hegel'in din kavramını düşünürsek, tarih felsefesi kavramını daha iyi anlayacağız. Nesnel tin alanındayız, öznel tini geçtik. Saltık tin alanı tarihin, nesnel tinin ötesinde duruyor. Nesnel tin alanında olduğumuzu unutmayalım. Ya da hak, ahlak ve törenlik alanlarındayız ve burada tarih felsefesi şöyle açayım. Törenlik alanını gördük. Devlet, bunu açarsak, gördüğünüz gibi dünya tarihi, devlet kavramının son, yani düze felsefesinin son bölümünün son bölümü, en son. Düze felsefesinin bir en önemli çalışmalarından biri bu, daha önemli demiyor, hepsi önemli, en popüler, en bilinen çalışmalarından birisi bu düze felsefesi, şu kitap. Bunun sonuna gidersek burada şeyi vereceğiz, tarih felsefesi. Tarih felsefesi dünya tarihi diye burada özetliyoruz çünkü gerçekte daha sonra 1822-23 yılları arasında ders veriyor, tarih felsefesi üzerine dersler veriyor ve o dersleri oğlu kitap haline getiriyor. O kitap da bu. Kitap tarih felsefesi. Bu tarih felsefesi. Bu iki kitabı da çalışmanızı öneriyoruz. Çok iyi çalışmanız. Şimdi tarih felsefesinin yeri bu. Bizi burada ilgilendiren şey, tarih felsefesi nasıl bilimsel bir nesne olarak yapılandırılabilir ya da nedir tarihin bir bilgisi, bilime bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi bir kere bu çalışma düze felsefesinin son momenti olduğuna göre tüm önceki momentleri kapsıyor. Neyi kapsıyor? Bu alanları kapsıyor. Mülkiyet, sözleşme, haksızlık, ahlak alanında onun kategorileri ve törenlik alanında aile, yurttaş, toplum ve devlet. Bunları bilmemiz gerekiyor. Buraya kadar herhalde bir karışıklık yok. Önemli olan şey dediğim gibi tarih felsefesini ele alabilmek için dünya tarihini bilim biçiminde, bilim şeklinde ele alabilmek için o kavramları tanımamız gerekiyor. Düze felsefesi o nedenle gerekli. Yani tarih felsefesi aslında kendi başına duran başka... Şimdi yöntemsiz felsefecilikte alıyor tarih felsefesini, başlıyor. Tarih felsefesi şudur, budur filan ne yazmaya
bu ciddi bir tutum değil, geçerli değil. Tarih felsefesini yazıyorsanız, düşünüyorsanız, inceliyorsanız, çalışıyorsanız, onun içindeki kavramları bilmek zorundasınız. Onu önceleyen kavramları bilmek zorundasınız. Hegel'de böyle bir sıkıntı, problem yok çünkü dizge olduğu için din felsefesine nereden geldik diye sorduğunuz zaman doğa felsefesinden geldik diyor. Nesnel dinle nereden geldik diye sorduğunuz zaman öznel dinden geldik diyor. Öznel din nedir? Onun kategorilerini ayrıştırıyor. Dizgeselleştirmiş ve bütün kavramlar yerinde duruyor. Tarih felsefesi de yerinde duruyor. Ve sanat, din ve felsefe olarak saltık din alanı bu nesnel din alanını izliyor. Bu yapılanma çok özel. Tarih felsefesiyle ilgilenirken neyle ilgilendiğimizi bilmek için gerekli. Saltık dinle ilgilenmiyoruz. Tarih felsefesi istencin alanı ve özgürlük, özgürlüğün ilimselleşmesi alanı tarih felsefesi değil, saltık dinle ilgili bir alan değil. Her şey değil, tarihin ereği. Onun ötesinde şey var, saltık din kategorileri var ya da saltık din alanı var ve onlar da dediğimiz gibi sanat, din ve sanat, din ve bilim, saltık din alanı bu. Şimdi dünya tarihinden saltık din alanına geçiyor yani Hegel'in dizgesi. O önemli. Dünya tarihi geçici olması gereken, tamamlanması gereken, arkada bırakılması gereken bir şey. Sonluluk alanı. Şimdi Hegel'in üçlülerinde bu üçlüler şey, yöntemi gereği, kurgu yöntem gereği böyle olmak zorunda ve onu da tartışabiliriz. Merak ettiğiniz her şeyi tartışabiliriz. Kurgu yöntem gereği Hegel'in üçlülerinde her ikinci moment sonluluk moment ve nesnel din alanı sonluluk alanı. Tarihte insan sonsuzluğa ulaşmıyor ya da sonsuzlukla bir ilgisi yok. Tarihte insanın ilgilendiği şey özgürlük. Şimdi buraya kadar çok güzel değil mi? Çok güzel çerçeve çizdiniz. Çok güzel evet. Oldu. Evet. Tamam. Yani bulanık yerleri varsa kesin olarak üzerlerine dönmemiz gerekecek ve şimdi kavramlardan geçmeden, bu mülkiyet, sözleşme, haksızlık, bu kavramlardan geçmeden tarih felsefesine giremeyiz. O gireceğiz. Çünkü o kavramlardan belli ölçülerde geçtik. Herkes o kavramları kafasında taşıyor. Herkesin o konuda belli ön yargıları var. Dolayısıyla dizgesel olarak öyle alacağız. Yani dönüp tüze felsefesini baştan alıp sonra tarih felsefesine gelmeyeceğiz. Tarih felsefesi ve tüze felsefesi iç içe gidecek. Yerde gidecek. Şimdi bir soru şu. Tarih felsefesi ya da tarihin bilimi nasıl olanaklıdır? Örneğin soruyu daha yalınlaştırmak için Hegel tarih felsefesini yazacak durumda mıydı? Platon, Aristoteles tarih felsefesini yazamazlar mıydı? Farabi yazamaz mıydı? Mukaddime var. Mukaddime de bizim tarih felsefesi. Onu inceleyeceğiz. Orada nerelere gelmişler onu göreceğiz. Şu an ben yeterince incelemediğim için ona girmeyeyim diyorum. Ama şey, tarih felsefesinin yazılmasının koşulu nedir? Şöyle bir şey var. Mesela burada ulaşmış. Dört kişi birden konuştu. Dört satır. Devlet örgütlenme biçimi. Devlet örgütlenme biçimi ortaya çıkmadan önceki yani insanlığın böyle bir yere ulaşmadan çıktığı dönemi dünya tarihi içinde sayamayacağınız gibi bir şey söyleyebilir miyiz bu şeye göre? Önce bir devlet kavramı lazım ki insanlık tarihinden ya da dünya tarihinden bahsedebilirim. Devlet kavramı gerekiyor. Evet. Başka kavramlar da gerekiyor ama başka, devlet Yunanlar, daha kavramlar da mutlaka gerekiyor. Yunanlar bir de kent devletleri vardı. Evet. Tarih, kavramına uygun bir şey diyor. Tarih felsefesi yok Yunanlar'da. Tarih felsefesi ne zaman yazılabilir? İncinoğlu'da çıkış süreci değil mi? Yani köleyle efendinin eşitlenmesi birbirini tanıması. Tanınma yani. Biraz şey,
yoksa görünümlü. Efendim, şimdi bir saniye. Kocaeve diye birisi var biliyorsunuz. Kitabı gördünüz mü? Şimdi Kocaeve'nin Hegel'in yorumlayışına göre tarihin sonuna geldik. Hegel onu bulmuş. Kocaeve'nin bu kitabın kötü bir çevirisi Türkçe'de var. Fransızca orijinal değil. Berbat bir çeviri yani ama İngilizce'den ya da Fransızca'dan okuyamayanlar için okunabilir. Şimdi bu aklımızda kalsın. Tarihin sonu. Şöyle bir şey var. Tarihin yazılması için tarihin tamamlanmış olması gerekir. Yani bir nesnenin bilgisi için Gwen söylediği oydu. Olacak herhalde. Olgunun en azından kavramına bir parça yaklaşması, açığa Hegel, çıkması, yol alması. Hegel'in zamanında tarih, Kocanın da fark ettiği gibi böyle bir noktaya gelmiş miydi? Hayır. Göreceği hem hayır hem süreç içindeydi. Evet, eğer gelmediyse o zaman Hegel, yani şimdi Descartes yazabilir miydi böyle bir çözüm yapabilir mi? Şüphesiz hayır. Descartes modern dönemin başında, daha doğrusu Descartes modern dönemin başında, yani Hegel modern dönemin neresinde ve bugün modern dönemin neresindeyiz? Modern dönemin anlamı nedir? Bunları hep örtmemiz, biçmemiz ve çok sağlam bir şekilde kavramsallaştırmamız gerekiyor. Yani Hegel, şimdi Hegel sözleri şey... Peki ara bir aşamada da fark edilir mi? Çünkü mesela hani tarih felsefesinin Hegel'deki örgütleş biçimini biliyoruz ya, Çin'le başlıyor işte sonraki şeye kadar, yani Çin'e kadar ki o tekil, tikel ve evrensel özgürlük özgürlüğün kazanılması ara bir aşamada mesela atıyorum şeyde dediğim Descartes mesela daha önceki antik Yunan'ı biliyor, oradaki özgürlük kavramını biliyor, şey biliyor, Persleri biliyor. Tarih için böyle bir kendisinin tarihi sonunda değil ama bundan sonra da tarih bu amaca yönelik şekilde gidecek ve bir tarih felsefesi yazması olanaklı olabilir. Tamamlanmamış olsa bile olamaz, olanaklı değil mi? Tamamlanmamış. Şimdi tarihin şeyini fark etmek, asıl motivasyonunu, asıl dinamini fark etmek yeterli sanki tarihle ilgili, tarih üzerine bilim yapabilmek için. Bir saniye. Yani tabii, şimdi tarih felsefesi Fredrik Kapısı'nın Aygınlanma cildinde onu inceliyor ve şimdi İdea yayınına girdiğiniz zaman ana sayfaya burada temalarda tarih felsefesi var. Gördünüz mü? Buraya gidiyoruz. Burada Aydınlanma denilme değil, tarih felsefesi yani. Bu da zaten yapmam gerekiyor da. Onu, şimdi daha kolaylaştıralım. Yani ona da tekrar dönmemiz gerekecek. Tarih felsefesi. Şuradan.
Şimdi Hegel Türkçe felsefesinin bu ön sözü, ön sözünde biliyorsunuz bu şeyini okuyabiliyor musunuz artık herhalde? Şimdi çok yalın, çok açık şey bu düşünce aslında. Yani bir nesneyi bilmek için o nesnenin deneyimde bulunması gerekir, algıda bulunması gerekir ve dolayısıyla tarih felsefesinin, tarihin bilgisinin, biliminin olanaklı olması için tarihin kendisinin insan gözlemi, insan düşüncesi önünde duruyor olması gerekir. Yunanların bir tarih kavrayışları yok. Yani Herodot'un yazdığı şey dolaysız tarih diyor oraya gel. Gözünün önünde dolaysız algıladığı şeyleri yazıya geçiriyor ve orada henüz bir derin düşünme bile yok. Tarih felsefesi ise hiçbir şey gidiyor. Yunanların tarih kavramları yok. Platon ve Aristoteles kent devletini sonsuza dek sürecek politik yapı olarak görüyorlar. Ve onların o kent devletinin problemlerini gördükleri için bir taraftan Aristoteles aristokratik devleti en iyi devlet biçimi, en iyi devlet biçimi olarak deniliyor. Platon da kendisi bir model üretiyor ve 20. yüzyılda özellikle Karl Popper başta olmak üzere birçok şey uyanık Platon'u totaliterlikle, tiranlıkla falan eleştirdi. Çünkü niye uyanık dedik? Çünkü kendi kapılarındaki demokrasi parametreleriyle Yunan kültürüne baktılar. Yani gerçi Yunanistan'da demokrasi vardı ama o demokrasi de bölümsel bir demokrasiydi. Sadece erkek yurttaşları ilgilendiren bir politik yapıydı ve şimdi Yunanlarda tarih felsefesi yok, tarih bilinci yok, tarih kavrayışı yok. Niye yok? Deneyim yok. Ha? Deneyim yok. Yeteri kadar deneyim yok. Yunanlarda aynı zamanda şey de yok. İnsan özü, insan doğası kavramı da yok. Platon şeyi sormuyor. Niye köleler yurttaşlarla eşit değil? Niye kadınlar erkeklerle eşit değil? Platon bunları sormuyor. Soramıyor. Yani buna daha sonra çok kısa bir süre sonra birkaç yüzyıl içinde insanlığın evrensel eşitlik kavramı doğdu. Stoacılar bunu yarattılar ve arkadan Hristiyanlar geçti bu düşünce. Ama Platon ve Aristoteles'te şey yok. İnsan doğası kavramı yok. İnsan doğası kavramı nedir? İnsan potansiyeli. İnsan potansiyeli. Nedir insan potansiyeli? Geniş olmak. Biraz da geniş olmak. Yani insan potansiyeli geniş olmak. Ama nedir insan? Devirli olarak insan potansiyeli nedir? Bilişsel, duygusal ve duygusal anlamda gelişmekten bahsediyor. Evet. Peki bu nasıl oluyor? İnsan doğadan geliyor. Şimdi Hegel'in felsefesinde Hegel sözler olarak evrim kuramına karşı çıkıyor. Ama Hegel'in kendi sisteminde evrim kuramı için hiçbir şey yok. Uygunsuzluk yok. Tam tersine evrim kuramı şey. Geçerli Hegel'in felsefesi için. Evrim insanı Homo sapiens ortaya çıkarıyor ve Homo sapiens bir yanıyla doğaya aitken aynı zamanda da doğadan daha fazlası. Doğadan daha fazlası derken neyi kastediyoruz? Doğa üstü, doğa çesti gibi terimlerle neyi kastediyoruz? Cinsel olarak. Bunları kabul edebiliyor muyuz? Pozitivistler bu tür şeylerden dehşete düşüyorlar. Materyalistler ve pozitivistler böyle şey olamaz. Şimdi bu gerçekten zor bir düşünce. Yani doğadan öyle bir yaratık çıkıyor ki hayvan değil, hayvandan daha çoğu ve logos taşıyor. Homo sapiens ortaya çıktığı zaman, ilk kez ortaya çıktığı zaman ne zaman 50 bin ya da 100 bin yıl önce değişiyor bu tarih biliyorsunuz yeni bulgulara göre ya da yeni şeylere göre, çözümlemelere göre filan ve Homo sapiens şey, logos çıkıyor. Logos düşünce demek.
çok açık. Hayvanlar da istediğiniz kadar düşünceye benzer davranışlar ya da ipuçları bulalım ama hayvanlar düşünmüyorlar. Genel olarak insanın yaptığı kültürel hiçbir şey yapmıyor hayvanlar. Hayvanların tüm eylemleri genel kural olarak koşullu tepkiye çok uygun bir şey taşıyor, karakter taşıyor. İnsan logosu. Logos nasıl? Din bunu tarihiyle açıklıyor. Felsefe logostan söz etmeye başladığınız zaman pozitivist dar kafalılar, materyalist dar kafalılar, Nietzsche örneğin, felsefe Tanrı bilime indirgendi falan diyor. Logos diye bir şey var. Bunlar korkmanın bir anlamı yok. Pozitivistlerin darlığı onları gerçekten fiziksel olanın dışındaki her şeyden korkuya götürüyor. Duyguyu kabul edemiyorlar. Duyguyu bir bilgi nesnesi olarak kabul edemiyorlar. Psikolojiyi bilimden saymıyorlar. Pozitivistler. Bu sığlık. Ama bir şekilde bu insanların genel olarak kültürün sığlığında onay buldu, takdir buldu ve 20. yüzyılda felsefi olarak bunlar körelttiler. 20. yüzyılda felsefede ortaya çıkarılan hiçbir şey. Heidegger'ler taktı, bunlar dil felsefe, analitik felsefe. Analitik felsefe çürüdüğünü, çöktüğünü kendisi anladı. Dil düzleminde felsefecilik enteresan bir şey ve saçma bir şey. Yani şimdi insanın logosla donatılı olması, bunu böyle hafif olarak kabul etmek de doğru değil. Yani ne demek olduğunu düşünmeniz gerekiyor. İnsan düşünen bir varlık, usta yaşayan bir varlık ve mağara dönemindeki insanla bugün İsveç'te yaşayan insanın entelektüel yetisi potansiyel olarak bir. Homo sapiens, burada başka bir takım yan sorular var. Homo sapiens evrimleniyor mu, evrimlenmiyor mu gibi şeyler. Daha evrimin daha ötesi olabilir mi? Yani Homo sapiens'tan daha yüksek türler olabilir mi? Homo sapiens doğanın ereği mi? Doğanın ideali mi? Bunlar tartışılacak sorular. Bunları özgürce konuyu tartışmak, sorgulamak ve kesinlikle düşünceyi dondurmaktan uzak durmak gerekiyor. Dogmatizmden uzak durmak gerekiyor. Ama tanıtladığınız zaman, güzel tanıtladık. Çürütülebilir mi? Onu herkes kendi karar verecek. Yani tanıtlanmış bir şeyin tekrar çürütülmesi, o zaman onu tanıtlanmamış olduğu anlamına geliyor ya da yanlış tanıtlanmış olduğu anlamına geliyor. Yani bilginin olanağı buna bağlı. Eğer hiçbir zaman tanıtlamaya, hiçbir zaman gerçek bilgiye ulaşamayız diye düşünüyorsak, o zaman kuşkucular gibi düşünüyor oluyoruz, değil mi? Kuşkucuların karakteri bu. İnsana bilmeyi esirgiyorlar. İnsan bilemez diyor. Bilirse, insanın bilgisinin bilme yetisi taşımasından çok muazzam sonuçlar çıkıyor. İnsan bilir demek yeterli değil. İnsanın bilmesini ya da genel olarak bilgi yeteneğini taşımasının sonuçları nedir? Onu da düşünmek gerekiyor. Doğayı tam olarak bilmek, tini tam olarak bilmek. Şimdi Homo sapiens ortaya çıktı, Logos. Entelektüel bir donatımı var bunun. Hayvanlarda olmayan ve bu doğadan çıktı. Ama doğanın doğadan çıktı dersek bunu naturalizm olarak anlamamak gerekir. Naturalizm, materyalizmin bir türü ve naturalizm her şeyi doğadan başlatıyor ve aslında doğadan başka bir şey yok naturalizme göre. Tinin olması da şey olanaklı değil çünkü doğa tek gerçek. Ve naturalizmin tini ortaya çıkarması o da bir problem. Naturalizmin kendi için problem. Şimdi klasik felsefede logosla başladığımız zaman, logos ve doğa ilişkisini kurduğumuz zaman, tine geldiğimiz zaman, tin doğaya olduğu gibi logosu da kapsıyor. Tin logosu doğadan almıyor. Doğada logos az önce söyledim, yabancılaşmış biçimde, taşlaşmış biçimde bulunuyor. Şeyin bir sözü bu, değil mi? Doğa diyor, taşlaşmış anlıktır. Intelligence diyor. Şeyin kullandığı sözü. Taşlaşmış anlık ya da taşlaşmış us. Anlık demek daha iyi belki. Bu insana Homo sapiens'e logosu verecek bir şey değil, aşama değil. Ve nasıl veriyor? DNA'ya logos nasıl entegre ediliyor falan? Doğada logos tam olarak bulunmuyorsun.
Doğal olgusunun tam olarak bulunması, potansiyel olarak bulunması bu da şey, yine metafizik denen bir şey ve doğada doğanın fazlası var demek olacak. Her neyse, logos... Doğada logos var. Ben? Doğada logos var. Evet. Yabancılaşmış diyor, yani ya da dışlaşmış. Esir, dışlaşma. Ama doğada logos, eğer logosu ilgili mantık dilindeki çözümlemesiyle eşitlersek ya da içeriğini onunla eşitlersek, logos da kavram bölümü, bilgi, yani logosun kavramlarının tümü şey doğada elimselleşmiyor. Doğa logosu sınırlı olarak elimselleşiyor. Doğa tin değil, tin. Doğa kendinde tin. Her neyse, doğadan tine geçiş yapılıyor mantıksal olarak ve real olarak. Doğa homo sapiens ortaya çıkıyor. Doğanın homo sapiens ortaya çıkarması doğa yasaları zemininde oluyor, değil mi? Böyle inceledik. Ve yani burada problem şey, insanın rastgele ortaya çıkması, şans sonucunda ortaya çıkması, olumsallık olması, yani böyle düşünenler var, ciddi olarak var böyle düşünen. Eğer nedenselliği, determinizmi, doğanın determinizmini siliyorsak, o zaman insanın ortaya çıkışının artık onun başka hiçbir yolu yok. İnsan şans sonucu, zorunlu değildir filan. Böyle enteresan şeyler söylemek zorunda kalacağız. Bunu düşünebilmek çok... Eğer tabii insanın nedenselliğe göre ya da determinizme göre nasıl ortaya çıktığını açıklamak kolay değil. En azından biyoloji felsefesinin bu konuda biyoloji felsefesi daha çok bir şey. Biyoloji felsefesi şu anda henüz telos kavram mıdır, yeni midir? Buna karar verebilmiş mi diye biyoloji felsefesine baktığınız zaman 2015-2016 yılı kadar gördüğünüz şey bu. En ciddi problem, o da özellikle yoğun olarak ele alınan problem telos kavramı. Çünkü telos fiziksel bir şey değil, metafiziksel bir şey. O metafiziksel olduğu zaman o pozitivist şey herkes de yükseliyor ve onu reddetmek istiyor. Sanıyorlar ki telos bilimsel değil. O zaman telosu sildikleri zaman, doğa yasasının determinizmini sildikleri zaman insan şans eseri ortaya çıkmıştır demek zorunda kalıyorlar. Bunu da düşünemiyorlar. Eğer insanın ortaya çıkması zorunlu değilse, o zaman olumsaldır diyeceğiz ve şans eseri ortaya çıkmıştır demek zorunda kalır. İnsan zorunlu olarak, şimdi Hegel'in sistemine baktığımız zaman böyle bir problemle karşılaşmıyoruz. İnsan zorunlu olarak ortaya çıkıyor ve ondan sonra olması gereken şey o potansiyelin gelişmesi. Mağara devri, mağara çağına yaşayan insan, bugünkü insan kadar donatımlı, türsel olarak, anatomik olarak şey eksiği yok. Beyin aynı beyin, potansiyel aynı potansiyel ve o insan tarih yapmaya başlıyor, kültür yapmaya başlıyor ve burada da bir şey var, telos var, gerekselik var. Çünkü potansiyel, nerede potansiyel görürsek orada bir edimselleşme görmemiz gerekiyor. Potansiyel aslında gelişmeyle aynı şey değil. Gelişme daha yüksek bir kavram. Edimselleşmenin şeyi. Daha edimselleşme potansiyelin aktif olmasını anlatıyor. Gelişme, evrim, süreç, bunlar biraz daha farklı kavramlar, ilerleme. Şimdi insan doğası başlığı altına giriyorum son konuştuğumuz şeye. İnsan doğası böyle. İnsan potansiyel olarak doğadan logosla yüklü olarak ortaya çıkıyor. Sadece logosla değil, estetik etiyle, duyarlılıkla ve aynı zamanda da duygu yetisiyle doğada yüklü olarak ortaya çıkıyor. Bunlar sonradan kazanıyor diyemeyiz. Sonra ortaya dışarıdan taklit edebileceği, yüklenebileceği modeller yok. Kültürünü kendi yaratıyor ve dilini, yazısını, bilimlerini, felsefesini, sanatını, bunları o mağarada yaşayan ilkin hayvan gibi görünen varlık
o potansiyeli taşıdığı için bütün o kültürel açılımı, kültürel gelişimi ortaya koyuyor ve bugün bu noktaya geldi ve bugün hala mağara devriminde yaşayan insanlar var değil mi? O dönemi, o evreleri aşağı yukarı yaşayan topluluklar var. Yani bugün şeyi görüyoruz, uygarlığın sürecinde ya da tarihin sürecinde ortaya çıkan bütün kültürel biçimler, zaman makinesine binip geriye gitmeye gerek yok. Hepsi şu an hala şey gönülde ve Avrupalılar dünyayı tanımaya başladığı zaman, insan dünyayı tanımaya başladığı zaman, yani 400 yıl öncesine kadar gittiğimiz zaman o tarihsellikten kalan örnekler çok daha bol miktarlarda var. Homo sapiens kültürel sürece giriyor ve orada şimdi tarih felsefesi bütün bu kültürel süreci almıyor. Tarih felsefesi devlet aşamasına gelmiş olan toplulukları, toplumları konu alıyor. Buna dikkat edelim. Ant parantezi söylüyoruz. İnsan doğası kavramı gerek. İnsan doğası logos ve doğayla birlikte ortaya çıkan bir kavram ve bir realite. İnsan başka türlü olsaydı insan homo sapiens. Homo sapiens sözcüğünde de bilme sözcüğü içeriyor değil mi? Bilen insan. Bilen insan. Yani bu bilmeyen insan olabilir mi? Olamaz. O zaman homo sapiens sözcüğü saçma. Yani homo erectus, eğer homo sözcüğü insan demekse dik duran ama bilmeyen insan. Bu dik duran ve bilmeyen bir yaratık hayvandır, insan değil. Homo erectus bir insan değil. Başka ara biçimler varsa, Neandertal biraz şey, karışık görünüyor. O da çok ciddi bir şey, realite. Ama homo erectus'a insan demek için insan kavramını bozmak gerekiyor. Yani düşünmeyen insan olabilir mi? O yüzden homo sapiens pleonazm. Gereksiz bir adam. Mesela en azından sapiens yerine başka bir şey konabilir. Başka türlerden ayırmak gerekirse ki. Şimdi en azından tarih felsefesinde biz homo sapiens'i veri olarak alıyoruz. Neandertal'in bir tarihi yok. O ortadan kalkmış zaten ve onu onu görüş felsefesinin içinde almamız gerekiyor. Yani nedir Neandertal insanın şeyleri, özellikleri, neler eksik, neler yok filan ona göre Homo sapiens'e karşı. Homo sapiens'i kullanacağız, o pleonazmı kullanacağız çünkü yerleşmiş. Ama kim ürettiyse o sözcüğü, o terimi yanlış üretmiş. Yani şimdi kavramı bilmiyor. Bu insanlar, bu sözcükleri üretenler kendi alanlarında bütün yaşamlarını veriyorlar. Sınıflandırmaya, karşılaştırmalara, anatomilere. Ama kafalar şey değil, kavramsal çalışmayı düşünmeye alışık değil. Hepsinden kalması lazım o zaman. Homo, Neandertal'dan bu diğer oluşlar arasında. Hepsinden kaldırmak lazım. Bilmiyorum, yani çözüm bulmak gerekiyor. Yani homo insanı anlatıyorsa onlar insan denilecek ya da... Evet. Yani işte Pekin insanı denebilir, Orta Doğu insanı denebilir filan böyle adlar... Onlar genel olarak yanlış ama homo insanı filan diyorlar ya bir de insansı. İnsansı. Olabilir. İnsanın maymundan geldiği tezi kuramı o şey yapıyor, çok fazla çekici geliyor. O yüzden İnsanı hayvana yaklaştırmaya çalışıyor bu tür eğilimler. Yani hominid filan böyle insansı, insanımsı. Yani insansı filan değil. Homo erectus insansı filan değil. Sadece ayakta durması. Zaten bir litrelik kapı atırsı hacmi var. Bir kilogramlık beyni var. Boyu küçük. Görünüşü çirkin. Yani ona insan demenin hiçbir gereği yok. Bir maymuna da insan diyebilirsin. Gorillere homo diyor muyuz? Demiyoruz. Homo erectus insan karakterini taşımaya hiç uygun değil. Ama sıradan bilinç homo erectus'tan homo sapiens'a sıçran filan diye düşünüyor. Sadece düşünüyor. O konuda hiçbir kalıp yok, bulgu yok. Çok kolay. İnsan maymundan geldi. O zaman insan balıktan geldi demek ile insan maymundan geldi demek arasında hiçbir fark yok. İnsanın balıktan geldiği ya da sudan geldiğini eski Yunanlar da söylüyor. Yosif Ekikler, Thales'te var, daha en başında var. Şimdi
Yani evrim düşüncesi Darwin'e hiçbir şekilde bağlı değil. Hiçbir şekilde. Darwin'i çok çok inceliyor ve o kabalık içinde Darwin doğal seleksiyon konusunda birazcık şey, uyanıklık yaptı ve onu fark etti. Ama onun dışında evrim kuramı Darwin'den çok önceliyor. Ayrıca Darwin Hristiyan'dı ve evrim kuramının Hristiyanlıkla ya da dinle çatıştığını düşünmek bu şey, ateistlerin şeyi, ön yargısı. Darwin Hristiyan'dı, ciddi bir Hristiyan'dı ve hiçbir şekilde rahatsızlık göstermiyor Hristiyanlığın, Hristiyan olmasına karşı evrim kuramını geliştiren birisi olması, onu şey yapmıyor. Öyle değil mi? Yani evrim kuramını savunduğu, evrim kuramına karşı çıkan Hristiyanlar, onlar da yani Hristiyanlıkla ilgisi olmayan bir davranışa giriyorlar. Şey gibi, ateistler ve daha kapalı Hristiyanlar, bunlar birbirine birbirine çarpışıyorlar. Çarpışmaya devam edebilirler. Darwin Hristiyanlı ve Hristiyanlığın din, logosun, Tanrı'nın kavramı, bunun evrimle çarpışacak bir şey yok. Görünüyor. Şimdi Homo sapiens ortaya çıktı. Kullanacağız Homo sapiens terimini. Ve potansiyel taşıyor, o potansiyel ve o potansiyelin saltık tüm alanına ait olan bölümü tarih felsefesini ilgilendirmiyor. O potansiyelin, tarih, insan potansiyelinin tarih felsefesini ilgilendiren yanı istenç ve özgürlük kavramları. İnsan kim özgür, özgürlük din özgürdür diyor Hegel. Din özgürdür. Yani sadece istenç özgürlüktür falan demiyor. Din özgürdür diyor. Din özgürdür ne demek? Zor bir şey. Yani böyle deyip geçiyor. Hegel'de biraz şey var. Didaktik olma konusunda yetersizlik var. Yani söylediği pek çok şey. Daha sonraki ileri yazılarında özellikle din felsefesinde falan görüyoruz. Yani daha böyle dediklerini açıklayıcı bir şekilde yazıyor ve konuşuyor ama din özgürlüktür dendiği zaman bu yeterli bir anlatım değil. Özsel olarak özgürdür diyor ki. Özsel olarak özgürdür. Evet. Kimin tüz özgürlüğü? Sınırı yoktur. Anlamı var mı? Yok. Nasıl? Sınırı yoktur. Yani tini yapan özgürlüktür anlamında söylemiyor mu? Yok. O zaman da özgürlüğe yakıştığı yani şey. Tin, özgür olduğu zaman tin olma özelliğini düşünüyorum. Örneğin bilinç, tinin tinsel bir kategori ya da istenç doğrudan doğruya özgürlük de bir. İstencin, özgür olmayan bir istenç olamaz. İstenç özgürdür demek şey, totoloji gibi bir şey. Yani istenç olduğu için özgür olmak zorundadır. Ama örneğin, onun dışındaki daha başka bir itiraf bunlar şey olduğunu söylemek. Çin daha özgür, genel bir kavram olduğunu söylemek. Çin daha genel bir kavram olduğu için, istenci içerdiği için zaten Çin özgür evet. Dur demek. Ama yani Çin'de istençten başka şeyler de var. Var. İç güdü Çin'e mi aittir? Çin'e aittir. Evet. Doğaya aittir. Doğaya aittir. Yani insanda doğanın ve Çin'in birliğini görüyoruz. Doğanın ve Çin'in İçgüdü hayvanlarda da var. Hayvanlar doğaya ait. Hayvanların tinsel bir yanları yok. Bilinçleri yok. Evet. Ve o zaman tin kavramını, tin kavramı ser bir kavram ve onu iyi ilişkilendirmek, iyi evet. Tin çok daha geniş bir kavram ve nesneler tin olan, yani öyle sanat tinsel bir şey, din tinsel bir şey, bilim tinsel, bütün bunlar şey, tin, içgüdü ve bir takım buna benzer şeyler, bir nitelikler insanda var ama hayvanda da var. Yani insanın doğayı kapsaması ve doğadan daha fazlası olması gibi bir şey var, özelliği var. Şimdi bizi tarih felsefesinde ilgilendiren şey, İstenç ve özgürlük. Özgürlük, doğada zorunluluk var. Onunla kaçtık içinde gel, tinin özgür olduğunu bildiriyor olabilir. Çünkü doğa determinizme, bak, determinizme
yanlış kullanmıyoruz. Aslında burada şey, hatalı bir terminoloji ama yine alışıldığı için kullanıyoruz. Doğada nedensellik var. Zorunlu nedensellik var ve bunun olmaması söz konusu değil rasyonalizme göre. Görgücülüğe göre nedensellik diye bir şey yok. Çünkü bunlar şey değil, deneyimde gözlenebilen kavramlar değil. Görgücülüğün kalitleri oydu. Bunları bildiğimiz şeyler ama bağlantılı olduğu için ne diyoruz? Bir kere daha anımsatmak için. Şimdi doğanın zorunluluğuyla karşılık içinde tin özgürlük alanı. Ama tin de özgürlük kavramını gerçek anlamda cisimsel anlatan kategori ya da kavram istenç kavramı. İstenç özgürdür. Ve bu da bir şey, bir sotoloji dedik. İstencin özgür olması burada daha başka konuları da var. Hepsine aynı anda girmek zorunda değiliz. Çünkü özgür nedensellik ve zorunlu nedensellik kavramları var. Bu etik alanında ve özellikle ahlak felsefesi denen alanda büyük problemlere neden olan bir kavram. Şimdi insan doğası ve tarih felsefesi kavramları arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışalım ve ondan sonra ara vereceğiz. İnsan doğası ve tarih felsefesi. Yunanlarda dedik, Platon'da, Aristoteles'te, daha başka Yunanlarda bir tarih bilinci yok, tarih kavramı yok. Niye yok? Birçok nedeni olabilir. Ama Yunanlarda insan doğası kavramı da yok. Evrensel insan doğası kavramı yok. Yani tüm insanların ortak bir yapı taşıdıkları, ortak bir doğa taşıdıkları kavramı yok. O kavram olsaydı, tüm insanların türsel eşitliği kavramı olsaydı en azından, yani o zaman hak kavramı yani kölelik olmazdı ve daha başka pek çok şey olmazdı. O zaman o zaman sorulacak şeylerden biri de insan doğasının durumu sorusu olur. Çünkü Yunanlar Aristoteles ve Platon'da tarih kavramının yokluğu var dedik. Niçin? Çünkü kent devletinin daha ötesini göremediler. Yani Aristoteles'in sağlığı sırasında İskender Yunan kent devletini yok etti. Ve kent devleti, o da bir şey var. Kent devleti Yunan, Platon için tarihin sonu. Ötesi olmayan bir şey. Yani onlar daha öte gelişme kavramı yok Platon'da. Yok. Teknoloji sınırına gelmiş. Bilgiler, bilimler Platon'un belirlediği şekilde en azından o kavramlar içinde gelişecek ve daha öteye gitmeyecek. Demokrasi ancak demokrasi zaten sevmiyorlar, beğenmiyorlar. Demokrasi halkın yönetimi, halk da eğitimsiz ya da en azından persepici kadar iyi eğitimli olmadığı için kendini yönetmeye yaraşır bir kesim değil. Platon'da böyle bir şey var. İnsan doğası kavramının olmamasının sonuçları var. Yani eğer Platon evrensel insan doğası gibi bir kavram taşıyor olsaydı bütün o devletini yazmazdı. Böyle bir kitap olmazdı. Başka bir şey olurdu. Aristoteles eğer insan doğası kavramını bulmuş olsaydı, kavramış olsaydı o zaman Aristoteles'i iyi yönetim demezdi. Ne derdi? Tüm insanların, tüm bireylerin gelişme olanağını kabul ettiği zaman ister istemez demokrasi diyecekti. İyi yönetim için ama demokrasi iyi insanların devletidir diyecekti. Demokrasi köylülerin, eğitimsiz insanların, uygarlaşmamış insanların devleti değildir diyecekti Aristoteles. Bugün insanlar nerede bir oy sandığı varsa oraya demokrasi diyorlar. Rusya'da Putin insanlara oy sandığına gitme izni veriyor ama yasayı tanımıyor. Yani şimdi demokrasi sadece şey değil, insan eşitliği değil, gelişmiş insanların eşitliği.
Ve bugün demokratik ülkelerin demokrasinin problemi bu. İnsanların manipüle edilmesi, aldatılmaları, ne yapacaklarını bilememeleri, eşitsizliğin artması falan. Bütün bunlar o bireylerin kendi doğalarına uygun bir şekilde gelişmemelerinden doğuyor. Amerika'daki zencilerin, Amerika'daki beyazlardan biyolojik olarak, entelektüel olarak potansiyel anlamda hiçbir farkları yok. Ama kültürel gerilik onları dezavantajlı durumda çıkıyor ve o şekilde gelişmemeleri için bir neden yok. Bunları Yunanlar, Antik Yunanlar göremiyorlardı ve ona göre orada bir şey bulamıyoruz, tarih felsefesi bulamıyoruz. Tarih felsefesi, tarih, insan doğası kavramı arasındaki ilişki bu. Şimdi aydınlanma döneminde tarih felsefesi kavramı ortaya çıkmaya başlıyor ama o süreçte de çok parlak şeyler yok, kavrayışlar yok ve tarih felsefesi konusunda yine en iyi çalışma, en tam çalışma, Hegel'in çalışması gibi görünüyor. Şimdi burada Kant'ın şeyi var. Kant's idea for a universal history with a cosmopolitan aim. Kozmopolitan bir amaçla evrensel tarih düşüncesi, evrensel tarih ideası. Kant'ın burada tarihle ilgili bir şey, bir sözleri var ama ara verip ondan sonra ona girelim isterseniz. Jean-Jacques Rousseau aydınlanmacı değil. O dönemde yaşaması onu aydınlanmacı yapmıyor. Jean-Jacques Rousseau aslında incelerseniz göreceksiniz aydınlanmacıların tam tersi. Aydınlanmacıları duygusuz buluyor, soğuk buluyor. Yani aydınlanmacı değil. Voltaire aydınlanmanın şeyi, tipik örneği, en belirgin örneği. Rousseau ve Voltaire birbirlerine neredeyse düşman denilecek derecede kötü davranıyorlar ve yaşam, yani bu şey, bilinmişler. Ama yine de alışkanlıkla ve dikkatsizlikle Jean-Jacques Rousseau da aydınlanmacılar arasında sayılıyorum. Jean-Jacques Rousseau gençlik döneminde ya da erken döneminde romantik, uygarlığa karşı çıkıyor, kültüre karşı çıkıyor, doğaya dönmeyi savunuyor ki Rousseau'nun şeylerinden, pedagojik kuramlarından, eğitim kuramında özel olan, önemli olan yan onun doğacılığı gibi görünüyor ama özgürlük kavramı üzerinde de çok büyük. Ondan sonra evet, doğaya dönmek, hayvanların arasına, mağaraya, ormana dönmek şey değil, insan için önerilecek bir şey diye orası bunu öneriyor. Yani çünkü şey, romantik. Yani Kant'ın o şeyinden, donuk havasından, ruhsuz havasından, duygusuz havasından doğaya dönmek gerekir diye düşünüyor ve tabii doğa diye kafasında doğa olmayan bir şey geliştiriyor. Yoksa hayvanların arasına dönmeyi istemiyor. Doğa şey, tinin öncülüğü yani. Şimdi aydınlanma tarihi nasıl bak? Aydınlanma düşünürleri arasında Deleuze de var, Immanuel Kant da var ve Fransız materyalistleri var, İngiliz görgücüleri var, işte Almanya'dan Wolff, Kant filan var. Aydınlanmacıların tümü de görgücü ve kuşkucu. Descartes aydınlanmacı değil. Şimdi aydınlanma sözcüğünü insanlar biraz gevşek olarak kullanabiliyorlar. Yani diyorlar ki işte Avrupa'da aydınlanma Descartes'le başladı, Leibniz'le başladı. Bunlar görgücülerin bir yerde şey karşıtı. Leibniz ve Descartes ve Spinoza özellikle şey görgücülerin hedefleri. Şimdi felsefe düzleminde savaş diye bir şey düşünürsek bunlar savaş durumunda. David Hume Hideous diyor şey için. Spinoza için. Hideous nedir? İğrenç. Yani çok kötü anlamı olan bir sözcük. Böyle şeyler kullanılıyor. Görgücüler özel bir tür felsefe tarihinde. Bunlar kendi yaptıklarını kesinlikle anlamıyorlar ve dışarıda anlamadıkları şeylere karşı düşmanca ve anlamsız, zayıf saldırılar. Anlamsız olduğu için zayıf saldırılar yapıyorlar. Şimdi aydınlanmacılar kuşkucu, görgücü, daha çok skolastik düşüncenin dışına çıkma anlamında kullanılması gerekmiyor aydınlanmanın. Bu bağlamda yazılan başı
Şimdi ben... Yani skolastik düşünceden şimdi. Skolastik düşünceden... Daha çok yani dinsel kavrayışın dışına çıkmak anlamında. Aydınlanma... Dolayısıyla yani insanı özellikle kalmak. Aydınlanma, aydınlanmayı dediğim gibi kendi yeri geldiğinde modern dönem ne geldiğimizde tarih felsefesinde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ama aydınlanmanın boş inançla karşılıklarını dikkate almak önemli. Yani aydınlanma kendini boş inanca karşı tanımlıyor. Boş inanç skolastizm değil. Skolastizm ayrı bir şey. Boş inanç ayrı bir şey. Boş inanç insanın gerçek aptallığı. Kemikleri tapmak, günahların işte para karşılığında silinmesi filan, Katolik Kilisesi'nin yaptığı şey. Almanya'da ve kuzey ülkelerinde reformasyon boş inancı temizledi, öyle diyebiliriz, sildi. Protestanizm de aynı. Protestanlıkta, Protestanlık Katolikliğin boş inancına karşı. Hristiyanlıktan uzaklaşmasına ya da Hristiyanlığı temsil etmemesine ve sonunda işi ölçüsüz saçmalığa götürmesine karşı tepki olarak geldi. Reformasyon Avrupa'yı Hristiyanlığı düzgün biçimine doğru dönüştürmeye çabaladı. Reformasyon Hristiyanlığın şey değil mi? Hristiyanlığı reddetmedi. Tersine Katolikliğin Hristiyanlığı bozduğunu ya da özünü temsil etmediğini, Hristiyanlığın özünün Katoliklik olmadığını ileri sürdü ve de İngiltere'de, İskandinavya'da, Hollanda'da, Kuzey Almanya'da, Fransa'da silindi, hepsindi. İtalya'da Katolikliğin kalesi olduğu için orada reformasyon şey olmadı, yerleşmedi. İspanya'da, İrlanda'da, oralar da Katolik kaldı. Reformasyon 15. yüzyılda, 16. yüzyılda pardon, 16. yüzyılda oldu. Aşağı yukarı bir yüzyıl içinde işini tamamladı. Fransa, reformasyonu ezdi, protestanları yok etti. Doğradılar, açıkça katlettiler. Yani kitle kıyımı yaptılar. Fransa'da Huguenotlar kaçtılar Fransa'dan. Gittikleri her yere şey götürdüler. Ustalık götürdüler, uzmanlık götürdüler, etik götürdüler. O Fransa'da temizlendiler ve Fransa boş Katolik kilisenin ve boş inancın ve aristokrasinin şeyi oldu, oyun alanı oldu. Fransa'da o kadar Fransız devriminin o kadar gürültü yaratması, o kadar şiddet içermesi şey değil, nedensiz değil. Başka yerlerde uygarca olan şeyler, devrimler ya da devlet dönüşümleri, modern politik yapılara geçiş. Fransa'da, İtalya'da hiç olmadı. Fransa'da şeyle, kanla, şiddetle herhalde. Yani ben Norveç'teyken Norveç'le övünüyordu. Biz bir kişi öldü diyor bize. Bizim tarihimizde şey için, yani devrim için bir kişi olmuş. Fransa'da 40 bin tane insan iftira nedeniyle giyotine gönderildi. Sabah kalkıyorsunuz, adınız şeyde, duvarda listede yazılı, bir komşu ihbar etmiş. Onları da inceleyeceğiz. Neden Fransa'da terör, Fransızların şeye katkısı, modern kültüre katkısı, modern, yani terörün şeyi sahibi yaratıcısı Fransızlar, öyle demek. Şimdi Arapların içinde sözcüklerinden, evet, yılgı demek. Yani şimdi aydınlanmayı düşünüyorduk. Aydınlanmanın tarihi, aydınlanmanın bir tarih felsefesi olamaz çünkü aydınlanma insan doğası konusunda şey değil, güvenli değil. Aydınlanmanın şimdi bakalım Kant da, Kant neden aydınlanmacı? Kuşkucu, her şeyin demek. Şey, aydınlanmacılar, şimdi felsefecilerin normal olarak yaptığı şeyi aydınlanmacılar şey olarak bir kutlama ya değer bir şey olarak görüyorlar. Yani bilime, bilimi kabul etmek. Bilimi yaratanlar, rasyonalistler, Avrupa'da, başta Descartes, Leibniz, Spinoza olmak üzere ve bilimin rasyonalist olmasının gereği doğanın bilimin nesnesinin doğa olduğunu düşünürsek, doğanın kendinde ussal olmasına bağlı. Yani bilimin ussallığı, nesnesinin ussallığıyla paralel olmak zorunda ve rasyonalistler, biliyorsunuz Descartes, Leibniz, Spinoza ve onlar gibi daha başka insanlar, Newton'da aydınlanmacılar arasında sayıyor her nesnesinden o zaman. Şimdi
rasyonelistler, aydınlanmacılar değillerdi. Tam tersine aydınlanmacıların baş düşmanlarıydılar. Üçüncü planında yapılan savaşlarda durum manzara böyleydi. Aydınlanma döneminde yaşayan herkes ya da o dönemde, yani 18. yüzyıl, 19. yüzyıl başları, o dönemde yaşayan herkesin aydınlanmacı olduğunu düşünmemek gerekiyor. Rousseau ve Voltaire arasındaki çarpışma şey, efsanevi. Yani birbirlerine neredeyse birbirlerine şiddet uygulama düzeyine geliyor oradaki gerginlik. Voltaire, Rousseau'yu Sizce'deki, bendeki tiyatroyu yakmakla planlamıştır. Yani böyle şeyleri. Rousseau romantik ama Rousseau daha sonra toplumsal sözleşmeyi yazan Rousseau rasyonalist. Birazcık şey, ham bir rasyonalist. Çok çok şey, başarılı bir rasyonalist ama her şeye rağmen göreceğiz. Düze felsefesindeki kavramları incelerken Hegel'in Rousseau'ya göndermeleri karşılaştırmasını yapıyor ama Rousseau aydınlanmacı değil. Aydınlanmacılar ilerlemeden söz ediyorlar, gidebilirler. Yani bazen düşünürlerin tutarsızlık yaptıklarını da görüyoruz. Aydınlanmacıların logosu, bir erek olarak kabul etmeleri olanaksız. Aydınlanma, görgücülerin telos kabul etmeleri şey, saçmalık olur. Bir telos olmadığına göre bir tarih felsefesi onlarda da şey, söz konusu değil. Condorcet var. Condorcet Fransız ve onun tarih felsefesi ya da tarih bakışı çok şey, aklı başında, çok dengeli. İnsanlık ilerleyecek diyor. Bugünün geri halkları, Afrikalılar, falan, Asyalılar, onlar da en sonunda ileri Avrupa ülkelerinin geldikleri yere gelecekler. Burada şey var gibi görünüyor, Avrupa merkezi, Avrupa'nın merkezi olan tarih bakış açısı görülüyor gibi ama onların Avrupa'yı öne çıkarmalarının nedeni Avrupa'nın ideal olması değil, Avrupa'nın göreli olarak en ileride olması. Atatürk de çağdaş uygarlık düzeyinden söz ettiği zaman aynı şeyi demek istedi Mustafa Kemal. Değil mi? Ya çağdaş uygarlık düzeyi diyor. Çağdaş uygarlık düzeyi bir süre sonra çağ dışı olacak. İlerlemenin karakteri bu. Ama şu an kültür, uygarlık nereye gelmişse o sadece şey değil, Avrupalılara özgü bir şey değil. Şimdi aydınlanmacıların tarih felsefeleri olanaksız. Çünkü yani sadece ilerlemeyle bir tarih felsefesi yapılmaz. İlerleme, bilgide ilerleme, bilgide ilerleme yeterli değil. Aydınlanmacılar hiçbir zaman demokrat değillerdi. Hiçbir aydınlanmacı demokrat değil. Hepsi despot. Voltaire başta olmak üzere. Ve bunlar despotu, aydın despot biliyorsunuz. Aydınlanmış despotizm biliyorsun. Kavramlara yabancı değil. Jacobinizm gibi yani. Jacobinizm işte yani despot bir anlamda sertlik yaparak onun için bilmem kaç bin tane adam kesiliyor. Terör bir şey farklı, açıklaması farklı. Yani öyle bir açıklama da olabilir de Jacobinler onlar Rousseau'dan da esinleniyorlar. Şimdi onları da yine kendi zamanına bırakalım. Aydınlanmacıların teros kavramını anlamamaları onların tarihsel gelişim kavramına götürmeyecek. Yani o telos olmadan bir tarihsel gelişimden söz etmek olanaksız, anlamsız. Aydınlanmacılar ayrıca despot olmak zorunda. Niye aydınlanma despot, aydın despot olmak zorunda? Bilgili durumu bilgisize karşı konumlanıyor ve bilgili olmaya yönelik evet. Despotik bir şeye dönüşüyor ister istemez. Çünkü aydın bilgili kişi bilgisize karşı belirleniyor. Dolayısıyla sen halkı bilgisiz olarak niteliyorsun. Sizin yazınızdan anlatıyorum yani ihlas istediğimiz herkesin bilgili olması. Sen ona bilgi götürmen değil. O ister istemez despotik bir şeyi getiriyor peşine. Evet, evet. Bence de öyle. Yani bu şey, yani tabii ki burada görüşten çıkmak gerekir. Kavramı göstermek, görmek gerekir ama aydın kendini halka karşı belirliyor. Halk varsa ve bilgisiz halk varsa aydın olacak. Avrupa'da bir aydından söz edilmiyor. Yani Türkiye'de aydınlar şeyken, neredeyse bir kas oluştururken 1970-80-90'larda
Avrupa'da öyle bir kavram, resmen hakaret karakterizleşecekti. Yani yok öyle bir aydın diye bir kavram yok. Burada aydın şey gibi, krallar gibi, özel bir sınıf gibi, özel bir kast gibi görüyordu kendini. Çünkü halk adına, o halkın iyiliğini halkın kendisinden daha iyi bildiğini düşünüyor ve hiçbir zaman şey de böyle, Voltaire, asıl o Fransız Platon'dan farklı, yani Platon'un o devlet tasarımından çok farklı değil, modern zamanlardaki aydın tasarımı. Doğru. Aynı şey yani. Evet. Hatta daha kötü çünkü aslında Homo sapiensin daha fazla bilgisine sahip yapmıyor. Nasıl? Yani daha bile kötü Platon'un devlet tasarımından. Çünkü Homo sapiensin bu büyük bir bilgisine sahipken bu hatayı yapıyoruz. Evet. Daha ileri bir dönemde yapmıyor. Daha ileri bir dönemde. Yani Platon ve Platon için şey yok, alternatif düşünce yok. Yani Platon yapabileceği en iyisi o. Ve ama bugünkü demokrasinin bilindiği, ortaya çıktığı, işlediği bir dönemde aydının geçici bir kategori ve bu ülkede de silindi neredeyse. Yani 20 yıl, 30 yıl önceki gibi değil bugün aydın evi, sınıf, kast herhalde artık kalmadı. Yani şeyler dışında, geriatrik aydınlar dışında, onlar... Şimdi demokrasiye karşı, aydınlanma genel olarak demokrasiye karşı bu despotik yanından götürüyor. Dolayısıyla aydın tarihsel, tarih felsefesinde ilerlemeden söz ediyor ama nasıl bir ilerleme, neye doğru bir ilerleme bunlar belirsiz, çok genel. Ve de asıl ilerleme, tinin ilerlemesi olması gerektiği için demokrasinin ilerlemesi olması gerektiği için aydınlanmanın gerçek anlamda bir tarih felsefesiyle buluşması, anlaşması şey değil, olanaklı değil. Despotik bakış açısından bir tarih felsefesi yapamazsınız. Şimdi Kant da Kant'ın bakın burada tam o söylediğimiz şey Kant ona şey yapıyor, yazıyor. Bu Kant'ın kitabının 6. önermesi. The human being is an animal which, when it lives among others of its species, has need of a master. Bir efendiye gereksinimi var diyor. Kant'ın şeyi bu. İnsana bak, politik olarak insana bakışı bu. İnsan her zaman bir efendiye gereksinimi var. Okuyor mu? For his certain misuses, his freedom in regard to others of his kind, kendi özgürlüğü diyor, türünün başka üyelerine karşı kötüye kullanır diyor, yani şişman eder falan. Thus he needs a master who breaks his stubborn will. Onun diyor, dik kafalı, dik başlı, istencini kıracak bir efendiye gereksinimi var. Bunlar Kant'ın sözleri, yorum falan değil yani. Kitabın 6. önermede. Şimdi yine Kant'ın ünlü şeylerinden birisi Kant insan için şunu söylüyor. Okudunuz değil mi? Böyle yamuk bir tahtadan diyor. İnsanın yapıldığı gibi yamuk bir tahtadan düzgün, bütün düzgün hiçbir şey üretilmez diyor. Şimdi Kant'ı, Kant'ın bu sonuçları onun şey değil, kişisel kendi görüşleri değil, onun bakış açısının da bir yerde sonuçları. Çünkü insanın ussal karakterini, Kant rasyonalist değil, Kant görgücü de değil, kırma bir şey, ikisinin arasında duruyor. Ama kuşkucu olduğunda kuşkunuz yok ve de bir kuşkucunun insana değer vermesi olanaklı değil. Burada hocam da kastettiği şey insandaki hayvansal içgüdüleri mi kastediyor? Onun üzerinden mi böyle sağlam bir şey çıkmasın anlamında? Yani ben değil evet. De yani bir yorum getirmeye çalışıyorum. Anladım. Kant'ın şeyini okuyacağız. Kılıçsal usul eleştirisi, Kant ahlakla ne düşünüyor? Bir kategorik imperatif denen şeyi, çok karışık bir tasarım, kavram, ne derseniz deyin.
ona onunla ilgilenen, onu araştıran, çünkü Kant'ın bu görüşleri onun, Kant şey değil, rastgele yazan biri değil. Yani o bütün yaşama boyunca yazmış, çizmiş bir insan. Ve öyle şimdi düşünmeden, konuşup düşünmeden yazacak biri değil. Kant'ın ırkçıl şeyleri de var tabi. Şimdi ırkçılığına girmeden en büyük ırkçı Kant. Kant'ın insan konusunda şeyleri, görüşleri gerçekten şey değil, güzel değil. İnsan seksi yalnızca evlilik içerisinde kabul ediyor ve evliliği ise a merely animal union. Böyle görüyor. Çiftleşme olur. Tabii. Geçen evlenmemiş. Rape should be punished with castration. Değil mi? Kırmızı geçme diyor şeyle, enemeyle cezalandırılmalıdır filan. Şimdi Kant'ın bu görüşleri şey değil, ilginçtir, yasıradan ama yalan söyleme konusunda, işte Kant'ın etik hiçbir durumda yalan söyleme, kategorik imperatif dediğim şey, onun iyi anlaması, incelemesi, düşünmesi gerekiyor yani bütün bu. Eğer Kant'ı ya da Kant gibi felsefecileri bu süreçte ele alacaksak, inceleyeceksek, onların da felsefelerini ve etik ya da ahlak felsefelerini yakından tanımamız gerekiyor. Kant'ın kategorik imperatifi şey, evrenselleştirme ilkesi. Yani öyle bir şey yap ki o yaptığın şeyi başka herkes için isteyelim. Evrensel bir yasa olabilsin diyor. Ve örneğin yalan söylemişim, bu nasıl buraya geçiyor bilmiyoruz ama yalan söyleme konusunda, yalan konusunda Kant hiçbir koşul altında yalan söylenmeyecek diyor. Bir suçsuz bir insanı kurtarmak için bile olsa yalan söylemeyeceğiz. Böyle bir şey var. Bu doğru mu? Kant bunu savunuyor. Bunu savunmak, aklamak için kullandığı argüman şey, eğer diyor, yalan söylersem herhangi bir koşul altında onun getirebileceği sonuçlar daha kötü olacak. Geçerli mi, geçersiz mi? Bunlar tartışmalı şeyler. Çok plastik, çok esnek, sakız gibi düşünceler. Hiçbir koşul altında yalan söylemeyin. Kategori imperatif bu. Bir şeyi yapacaksanız ona herhangi bir isteğinizden dolayı, alışkanlık, eğilim ya da dışsal görgül bir nedenden dolayı değil ama ödev olduğu için yaparsınız, onun moral değeri olur. Yalnızca ödevin moral değeri vardır. Eğer bir şeyi isteyerek yapıyorsanız onun doğru bile olsa, iyi bile olsa onun moral bir şeyi yok. Zevkten arınmış olacak. Yani zevkle ilişkisi olmayacak kesin. Bir daha söyleyeyim. Zevkle ilişkisi olmayacak. Hazla. Zevkle, hazla ilişkilenmeyecek. İçgüdü, haz, doyum, mutluluk, genel olarak mutluluk da. Yani bu şey, Kant'ın etik felsefesinin... Kant'ın yani, moral bir ilişkisiz... Bir zaman söylemiştiniz, moralsizliğin ta kendisi. Şimdi, o zaman böyle bak, böyle bir felsefeden şey nasıl olabilir, bir tarih felsefesi nasıl çıkabilir? Çıkamaz. Yani zaten yok ve tarih felsefesi aynı şekilde bu pozitivistlerde de görünmüyor. Çünkü tarihin kendisi bir bilim konusu değil. Ve buralarda bir belirsizlik var. Şimdi buradan biz biraz zamanımız azaldı. O kitabın ismi şeyde yazıyor. Şurada başına geçeyim. Böyle bir şey. Şöyle bir başlar. Bu internette Wikipedia'da bu metni İngilizce bulabiliyorsunuz. Metnin İngilizcesi
Evet, şey, idea for a universal history with a cosmopolitan aim. Yani şey bu, Wikipedia'da var, onun birkaç çevirisi var. Bunlar şey, public domain şeyler, metinler. Çok zevkli bir metin değil ama hızlı okuyabilirsiniz. Şimdi, 5 dakikamız var ve toparlayalım. Tarih felsefesi için yazdık mı? Şey mi? Cambridge. İnternette ararsam Cambridge diye. Wikipedia'nın metinler bölümünde var. Evet, yani. Cambridge. Cambridge. Evet, çalışıyor. Evet, Cambridge. Şimdi tarih felsefesi şeyleri gerektiriyor, bu temel kavramları incelememizi gerektiriyor ve onun için tüzel felsefesi ve tarih felsefesi ikisine gelin. İkisine de çok iyi çalışmanız gerekecek. Yoksa yani burada Hegel'in tanıtlama her noktasında izleme şansımız olmayacak ama bir model olarak, bir matematik olarak göreceğiz. Yani Hegel'i dogma olarak sorgulanmayacak, çürütülmeyecek ya da eksiksiz bir şey olarak görmüyoruz. Ama tarih felsefesi konusunda var olan tek metin şu anda felsefe tarihinden gelen ve yararlanabileceğimiz tek metin tarih felsefesi ve dinim tarih felsefesi. Onu incelemeye çalışacağız. Onun için temel kavramlar bunları. Hegel tarih felsefesini dört bölüme ayırıyor. Doğu dünyası, Yunan dünyası, Roma dünyası, Germanik dünya. Germanik dünya, modern dünya. Şimdi toparlarsak, insan doğası, Homo sapiens ve Homo sapiens'le birlikte alıyoruz. Homo sapiens potansiyel bir doğa taşıyor, gelişme gerçek bir doğa taşıyor ve önemli olan şey o zaman bu doğanın gelişmesi, tarihi gelişme. Gelişmenin olması için gereken şey, bu gelişme dışsal bir gücüyle, dışsal bir dürtüyle, dışsal bir zorlamayla olan bir şey değil, potansiyelin gelişmesinin yolu, potansiyelin kendisine bağlı. Bir şey potansiyelse kendisi güç demek. Türkçe'de gizli güç diye bir karşılık var. Doğru aslında, gizli güç. Yani potansiyel, bir potansiyelin gelişmesi için gereksindiği tüm enerji, tüm güç kendisinde var. Dolayısıyla böyle Marksist altyapılar gibi ya da önderler gibi falan, ya da partiler gibi böyle dışsal motiflere gerek yok. Tinin gelişmesi için gereksindiği tek şey kendi içinde var. O zaman tinin gelişmesi için gereken özgürlük şey engellenmemiz, o anlamda özgürlük. Özgürlük tinin kendi içinde var ama bir özgürlük, özgürlük içeriden ve dışarıdan baskılanabilir. Yani özgürlük istencin kendini özgürce, sınırsızca, engelsizce ortaya koyabilmesi. Yani politik olarak değişebilmesi, dinsel olarak değişebilmesi, gelişebilmesi, bilimsel olarak gelişebilmesi, etik olarak gelişebilmesi, hiçbir etik yapılanma, tarihsel olarak düşünürsek, tarihsel süreçteki hiçbir etik yapılanma kalıcı olmaması, kalıcı olabilecek bir yapılanma değil. Ne Çin etiği, ne Hint etiği, ne Osmanlı etiği, ne Roma, Yunan etiği, ne de Germanik etik. Bunların hiçbir şey değil. İdeal ve son nokta olarak kabul edilebilecek etikler değiller. Modern dönemin etik yapısı, onu daha yine özel olarak inceleyeceğiz. Tinin gereksindiği tek şey kendisinde olan şey. Dolayısıyla dışarıdan durdurulmadıkça özgürlük tinin gelişmesinin motoru olacak. Tinin kendini içeriden durdurması, o da kültürel statiko diyeceğiz. Eğer o konuda daha iyi çözümlemeler yapabilirsek gerçekten şey güzel olacak. Çünkü bunu açıklamak kolay değil. Niye Hindistan belli bir yapıya geldiği zaman orada kilitleniyor, duruyor ve o artık kendini yineliyor. Eğer
Batı ile karşılaşmasa Hindistan, İngilizlerle ve Müslümanlarla yukarıda, kuzeyde, Hindistan'ın kas sistemi sanki şey gibi, sonsuza ayarlanmış gibi görüldü. Şimdi bu saçma. Çünkü Homo sapiens bütün dünya kas sistemine göre yapılanmış olsa bile Homo sapiens onu kırmak zorunda, o sistemi, o insana uygunsuz yapılanmayı, kültürel yapılanmayı kırmak zorunda. Kıramadığı zaman ne oluyor? Dışarıdan kırılıyor. Batı onları sömür, İngiltere ve Hindistan ilişkisi sömürge olarak biliniyor. Sömürge ve koloni ve sömüren imparatorluk ilişkisi o. Doğru. Yani imparator var ve bir atışı var. Bunun olmaması ne istemek, düşünmek anlamsız bir şey. Kırtmaz olarak olacak bu. Nasıl Müslümanlar kuzeyden girip Hindistan'ı böldülerse, Pakistan'ı kopardı. İngilizler de Bombay'dan, yani Kalkütö'den, oralardan girdiler ve Hintliler de İngilizleri şeyle karşıladılar, kollarını açarak karşıladılar. Kraliçenin ikinci Victoria galiba ya da herhangi bir İngiliz kraliçesi, Hindistan'ın da kraliçesi olduğu zaman Hindistan'da yapılan tören şey, muazzam bir tören. Hindistan kendi kraliçesini şey yapıyor, ağırlıyor, karşılıyor, saygı gösteriyor, hürmet gösteriyor vesaire. Yani şimdi o tıkanmalar, kültürel moment, kültürel süre durumlar dışsal olarak bozuldu. Yani şu an yerde olan şey var. Olmasaydı ne olur? Tarihimiz giderdi. Sonra çok anlamlı bir şey. Her değişimin de gelişme olmadığı kesin de. Değişim olacağı kesin de. Mutlaka gelişme yönünde bir değişim olacağı da kesin değil. Çünkü kitlelere baktığımız zaman bütün bu taşıdığı o sözünü ettiğimiz, konuştuğumuz potansiyele rağmen çok kolay çocuk gibi manipüle edildiğini görüyoruz toplumlarında insanlar. Yani çok örneği var tabii. Evet. Yani evet. Çok yani. Buradan da alacağız.